Teröre geçit vermeyeceğiz dedi 6 siyasi partinin genel başkanı. 8. buluşmalarıydı bu. Şubat ayında ilk buluşma gerçekleşmişti. İlk tur görüşmeler yapıldı 6 siyasi partinin ev sahipliklerinde. Şimdi bu aynı zamanda ikinci tur görüşmelerin ikinci toplantısı. Artık seçim tarihi yaklaşıyor ve seçim tarihi yaklaştıkça masanın stratejisi seçim kampanyası stratejisine de yaklaşıyor aslında. Bakın ortak programlar yapacaklarını açıkladılar. Bir yanda liderler. Bir internet sitesi kuruldu örneğin. Ve bazı görseller hazırlandı. Bunlarla da desteklendi zirve. Sloganlar var kullanılan. Liderler hep birlikte hemen demokrasi diyerek bir video paylaştılar zirve öncesinde. Zirve sırasında genel merkezin üzerinde bir görsel yansıtma görüldü. Deva Partisi'nin ev sahipliğindeydi. Öte yandan bir de masaya 7. bir üye katılacak mı? Bu sorunun da yanıtı merak ediliyordu. O soruya da net bir şekilde yanıt verdi liderler. Gelin izleyelim. Toplantı öncesinde ortak videoyla hemen demokrasi denildi. Sekiz saat sonra aynı sloganla bu görüntü geldi zirveden. Saat 12'de başlamıştı toplantı. Uzun uzun konuşulacak çok başlık vardı. Herkes onların ortak bildiride hangi mesajları vereceğini beklerken, liderler ilk mesajlarını toplantı sürerken verdi. Altı liderin toplantısının içeride sürdüğü sırada Deva Partisi Genel Merkez binasına görsel yansıtma yapıldı. Önce Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün ikinci meclisten çıkarken çekilmiş fotoğrafı göründü. Sonra başımız sağ olsun Türkiye mesajı ve hemen demokrasi vurgusu. Mesajların altında altılı masayı oluşturan 6 siyasi partinin logolarına, liderlerin fotoğrafları ve imzalarına yer verildi. Seçim tarihi yaklaştıkça altılı masa mesajı da daha dikkat çekici hale getirildi. Ortak programlar planlama kararı alındı. Özel web sitesi oluşturuldu. www.altilimasa.biz isimli web sitesinden kamuoyu gelişmeleri takip edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi ana binasının görselinin yer aldığı sayfada liderler buluşması, güçlendirilmiş parlamenter sistem, komisyonlar ve galeri sekmeleri yer alıyor. Yarının Türkiye'si için sloganıyla birlikte altılı masayı oluşturan siyasi partilerin logoları, genel başkan isimleri ve imzalarına da yer veriliyor. Komisyonlar bölümünde yer alan bilgiye göre altılı masada 6 komisyon çalışma yürütüyor ve bu bölümde komisyon üyelerinin isimleri de yer alıyor. Başka bir slogan hemen demokrasi. Masanın en güçlü vaadi ise güçlendirilmiş parlamenter sistem. Bu vaat bir görselle de desteklendi son zirvede. Toplantı başlamadan önce de ortak video paylaşmıştı liderler. CHP Türkiye için hemen demokrasi. İyi Parti demokrasiyi bir araç değil amaç olarak yaşatacağımız günlere çok az kaldı. Deva ve Gelecek Partisi herkesin güvende olduğu Türkiye'yi inşa edeceğiz. Saadet Partisi yaralarımızı saracağımız güzel yarınların Türkiye'si için, Demokrat Parti ise huzur ve güven dolu bir Türkiye için notuyla birlikte o videoyu paylaştı. Her videoda yer alan vurgu aynıydı. İlk turun ilk toplantısı 13 Şubat'ta yapılmıştı. 8. kez bir araya geldi liderler. 8. toplantı 8 saat sürdü. Ev sahibi Ali Babacan genel başkanları tek tek uğurladı. Zirve sırasında gündeme gelmesi beklenen bir başlık da Hüseyin Baş'ın açık açık dile getirdiği o talepti. Beni Millet İttifakı'na alsınlar. Daha sonra Meral Akşener'le de görüşmüştü Hüseyin Baş. Akşener talebini zirvede gündeme getireceğini söyledi. Ancak vize çıkmadı masadan BTP'ye. Bugün altılı masanın genişlemesiyle ilgili önerileri de görüştük açıklaması yapılırken, çalışmalarda bu zamana kadar büyük mesafe kaydedildiğine dikkat çekildi. Bundan sonraki süreçte de altılı masa zemininde en kısa zamanda bu çalışmaları tamamlamaya odaklandık denildi. BTP'nin kurumsal yapısının komisyon çalışmaları için yeterli görülmediği bilgisi yansıdı Ankara kulislerine. Daha önce 7 numaralı formasıyla Ronaldo'yu paylaşan Hüseyin Baş, bu kez bu tweetle verdi ilk mesajını. Hüseyin Baş haberin duyulmasının ardından bu tweeti paylaştı. Daha sonra bir açıklama daha yaptı. Gençleri iyi tanıyın, kafalarına bir şey koyduklarında yaparlar.
Biz yine de iktidarın seçimi kazanmaması için elimizden geleni yapacağız dedi. Yani masadaki siyasi parti sayısı değişmedi. Yine 6 liderin katılacağı 9. toplantıda 28 Kasım'da Demokrat Parti ev sahipliğinde yapılacak. Herkes olunca değişik tecrübe oldu.